Merhaba, Hanım. 5. hafta görevleri geldi Galaxy üzerinde sizlerle beraber vakit kaybetmeden e, bu görevleri tamamlayalım. İlk görevimiz Hapi üzerinde Hapi'nin ayrıntılarına tıkladığınızda sizlere böyle bir e, sayfa açıyor. Burada isterseniz şu kısma tıkladığınızda böyle bir dokumentasyon veriyor. Bu dokumentasyondan da takip edebilirsiniz daha rahat e, işlemler yapmanız açısından. Bunun dışında yapacağınız şey aslında direkt linea.applabs.one'a gitmeniz o zaman da bu siteye yönlendiriyor. Bu siteye ilk girdiğinizde hata verir sayfayı yenilediğinizde açıldığını görebilirsiniz. Burada ilk yapacağımız şey şöyle buradan takip edecek olursak. Hali hazırda kullandığımız zaten bir linea ağı var. Bu linea ağının dışında linea 2 ve linea 3 diye Bizden iki tane daha cüzdan oluşturmamızı istiyor. Bunun için yapacağımız şey metamaskın üzerine tıkladıktan sonra şu kısma tıklayıp pardon, buraya tıklayıp hesap oluştur deyip mesela linea 2 diyorum oluştur diyorum. Tekrar buraya tıklıyorum. Hesap oluştur diyorum ve linea 3 diyorum. Böylece artı iki tane daha hesap oluşturmuş oluyorum. Artı iki tane daha hesap oluşturduktan sonra bizden istedikleri şey şu. Bir tane cüzdan adresi verilmiş. Bu cüzdan adresine ve oluşturduğumuz linea 2 ve linea 3 alana belli miktarlarda test Ethereum'u göndermek. Linea şöyle söyledikleri cüzdan adresine 0.0001. E, ikinciye 0.0002, üçüncüye de 0.0003 e, test ethereum göndermemizi istiyor. Şimdi linea ağında eğer test ethereumunuz yoksa şöyle bir site var infra diye. Bu Infura'da e, ben daha önceden kaydolmuştum diye hatırlıyorum. Şu an başlangıcını hatırlamıyorum ama kullanacağınız site burası buraya cüzdan adresinizi yapıştırıp bir save yeterim dediğinizde 05 e, test tokenini linea ağına gönderecektir. Şimdi bu işlemi yapalım. Şöyle yapıyoruz. Burada test ağından şöyle bir linea ağına geçiş yapayım. Linea ağına geçtim. E, linea ağından şu söylediği adresi kopyalıyorum. Buraya test tokenimizi gönderelim gönder diyorum buraya yapıştıralım ee, ne kadar da 0.0001 bir göndermemi istiyor benden sonraki diyorum İşlemi onaylıyorum ve tamamlanmasını bekliyorum söyledikleri adrese gönderimi tamamladım şimdi ikinci e, oluşturduğum, benim oluşturmuş olduğum ikinci linea hesabına e, gönderim yapalım. Önce bir kopyalama işlemi gerçekleştirelim. Şöyle ikiye geçeyim. Şuradan kopyalıyorum. Tekrar bire geçiyorum. Buradan gönder diyelim. Yapıştırıyorum. Buraya ne kadar göndermemi istiyor? 3 tane 0 2 gönder diyelim tekrar yapıştıralım 0.0002 göndermemi istiyor yazdım sonraki diyorum onay verelim Ve tamamlanmasını bekleyelim yine bu işlem de tamamlandı şimdi e, bir de üçüncü hesaba göndermemi istiyor şöyle kaydıralım üçüncü uzun adresini kopyalıyorum tekrar bir geçiş yapıyorum buradan gönder diyorum. Adresi yapıştırıyorum. Burada 0.123 3 göndermemi istiyor. Sonraki diyorum. Onayla diyorum. Eğer yeterli test e Ethereum'unuz varsa burada hızlandır deyip gönder diyerek bu işlemi biraz daha hızlandırabilirsiniz. 3. hesaba da gönderimi tamamladık. Bunun ardından bize Galaxy'de de verdiği bir adres vardı web sitesi. Bu web sitesine geldiğinizde cüzdan adresimizi bağlıyoruz. Oldukça sıkıntılı bir web sitesi. Sayfayı yenilemeyi mutlaka unutmayın. Tekrar tekrar denediğinizde ancak kendine geliyor. Bu sayfada cüzdanınızı bağladıktan sonra bu kısma esas işlem yaptığınız cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. Yani diğer oluşturduğumuz linea, linea 2 ve 3'e gönderim yaptığımız adresi bu kısma yapıştırıyoruz. Ardından buradan bir tarih seçiyoruz. Burada ben bugün işlem yaptığım için dolayısıyla 3005 olarak seçtim. E, siz hangi gün bu işlemi gerçekleştirdiyseniz ona göre burada bir tarih seçmeniz gerekiyor. Ardından find at butonuna basıyoruz. Şimdi normalde burada fazladan transaction'lar da vardı. Onları yok edebilmek için şöyle bir şey yapıyorsunuz. Burada sadece e 3'e ve Lina 2'ye, line 3'e ve line 2'ye gönderdiğiniz adresleri burada da esas gönderimi yaptığınız adres olacak şekilde e, bir L çiziyorsunuz. Bunun altında diğer transferler de var. Ben şimdi tıklamıyorum. Bozulsun istemiyorum çünkü gerçekten çok e, zordu yani bunları hareket ettirmek. Bunları böyle üstüne tıklayıp hareket ettirdiğinizde e, bu şekli oluşturabiliyorsunuz. Ardından tekrar ben şöyle gelin. Burada da şöyle yapıyorsunuz. Buranın ekran görüntüsünü alıyorsunuz bu işlemi yaptıktan sonra hatta ben de almış olayım. Ardından burada söylediği şeye göre tıpkı şu formatta bir tweet atıyorsunuz. Ben bu şey açıklama dosyasını da e, şeye ekleyeceğim açıklamaya ekleyeceğim videonun altına bunu buradan da e, şey yapabilirsiniz e, kopyalayabilirsiniz kolaylıkla Lina'nın tweetini alıntıladıktan sonra şu formatta kendi cüzdan adresinizi yapıştırıp e, Twitter'da bir paylaşım yapmanız gerekiyor hemen bu paylaşım ben de yapayım ardından devam edelim Böylece hapi üzerindeki işlemleri tamamlamış olduk. Yani ilk görevi bunu kapatalım. Gelelim bir sonraki görevde. Bir sonraki görev ise third web üzerinde detail dediğimizde şöyle bir sayfa geliyor. Buradan bu web sitesine geçiş yapıyorum. Bu web sitesine geldiğimizde önce cüzdanımı bağlıyorum. Ardından şöyle bir home kısmına geçiş yapıyorum. Burada browse contracts dediği yere giriyorum. ve Biraz aşağı indirdiğimde şöyle bakalım. Token drop kısmına tıklıyorum ve bu sayfadan deploy now kısmına giriş yapıyorum. Burada fotoğraf yüklemenize gerek yok. Kendinizce buralara bir şeyler yazabilirsiniz. Ee, mesela ne yazalım? Örneğin ben word yazmak istiyorum. Sembol olarak da v yazmak istiyorum. Bu alanı boş bırakabilirsiniz. Buralar zaten kendi cüzdan adresleriniz. Buranın işaretli olması gerekiyor. Ardından deploy now diyerek e, cüzdan işlemlerimle devam ediyorum. Burada onay veriyoruz. Ardından bir imza talebi geliyor. Bunu İmzamızı atıyoruz. Deploy işlemim tamamlandıktan sonra Galaxy'nin sitesine bir tekrar dönüş yapalım. E, şöyle hangisiydi? Evet bu işlemi de tamamlamış oldum. Bir sonraki görevde bana diyor ki şöyle ayrıntısını da açalım şunu kapatayım ee, bunu bana diyor ki e, bunu Climbable yapmamı istiyor benden e, hemen şöyle gelelim burada Climb Conditions kısmına geliyorum buraya tıklıyorum ve bunu public yapıyorum buradaki public işlemini zaten size gösterdim. Biraz aşağı ineyim de bana diyor ki bu public sekmesinde unlimited ve 10 olsun diyor. Burada biraz aşağı indiğinizde ben burayı değiştirdim. 10 yazdım normalde burada da unlimited yazıyor. Buraya 10 yazıyorum. Tekrar şöyle dönelim ve devam edelim. burada da diyor ki tabi yazdıklarınızı diyor save edin. Ardından da Climb Ten Tokens diyor. Şöyle yapalım. Buraya geldim. Bunları yazdım. Burada Save Phases diyorum. Benden bir cüzdan onayı istiyor. Onayla diyorum. Ve işlemlerin e, kabul edilmesini sağlıyorum. Currently Active yazıyor. Dolayısıyla buradaki değişiklikleri kabul etmiş oluyorum. Şimdi Galaxy'nin sitesine tekrar dönelim. E, bu Climbable kısmını geçtik. Bir sonraki görevde de Benden bir mint işlemi istiyor. Bu mint işleminin ayrıntısına baktığımızda da aslında zaten yine aynı yani third web'de olan işlemler olduğu için yine buradan devam edebiliriz. En son bu kısımdaki değişiklikleri kabul ettik. Devam ediyorum. Benden burada da elmet kod kısmında mint işlemi gerçekleştirmemi istiyor. Bunu da 10 adet yapmamı istiyor. Herkes için 10 adet verilmiş bunlar bu önemli bunu özellikle söylemişler. Buradan yine en kısmına geçtikten sonra biraz aşağı iniyorum. Buraya cüzdanımı bağlıyorum. Ve buradan onu seçiyorum. 10 diyelim. Mint free diyorum. Cüzdan onayımı veriyorum. Ve işlemin gerçekleşmesini bekliyorum. Mint işlemin gerçekleşti. Bu şekilde yazmasını hani sıkıntı etmeyin zaten 10 tane mint ettiniz kişi başı e, 10 adet olacak şekilde dediğim gibi söylüyor O yüzden bu uyarıyı vermiş oluyor bu aşamayı da geçmiş oluyoruz böylece buradaki işlemin ardından tekrar bir galaksiye dönelim e, bu mint işlemini gerçekleştirdim bunu kapatıyorum bir sonraki görevde bunun ayrıntılarını bir açalım burada ben benden bir e, transfer işlemi yapmamı istiyor bunun için link to tutorial kısmına bastığınızda yine tutorial web'e yönlendirecek sizi bu e, ayrıntıların olduğu kısma. Burada indiğinizde bizden bir tane bakın şurada e, bir adres vermiş. Bu adresi kopyalıyorum. Ardından tekrar buraya geliyorum. Burada token kısmına geliyorum. Şurada bakın transfer butonu var transfer'e tıklıyorum yapıştırıyorum ve buraya bir yazıyorum bir yazdıktan sonra transfer tokens diyorum cüzdanın ayımızı da verelim ve işlemin tamamlanmasını bekleyelim böylece token gönderme görevini de tamamlamış oldum bunu şuradan da etkinlik kısmından da görebiliyorum Zaten burada da bakın 9 yazıyor, 10 tane şey yapmıştık, mint etmiştik. Şimdi tekrar bir Galaxy sitesine tekrar dönelim. Bunu da hallettik Şimdi son görevde de başka bir siteye yönlendiriyor. O yüzden şunu ve şunu kapatıyorum. Bu şimdilik kalsın. Burada da bana diyor ki, şöyle açalım, ayrıntılarına da bakalım. E, buradaki e, siteye git ve diyor oradaki risk free 8 tane risk free token var. E, bunları seç diyor. Hemen web sitesine gidelim. Şurada. İngilizce oldu. Connect bu oldu diyelim. Sonra gidiyorum, bağlayalım. Cüzdanı bağladık. Burada bize söylediği şey aşağıda 20 tane token var diyor. Bunlardan 8 tanesi risk free ve diyor bunların risk free olanlarını e, seç benim için diyor beraber yapalım Mesela sırayla gidecektim ama şöyle yapalım tıklayalım çek diyelim gördüğünüz gibi bunda risk var bunu almıyorum flokiye bakalım çek diyelim bakımında risk var almıyorum Şarkıya bakalım risk var almıyorum GPT'ye bakalım Risk var almıyorum. Bunları kapatayım ben. Linke tıklayalım. Risk var almıyorum. Alabildiğim göstersem bir tane. <laughs> Mesela bu risksiz. Bunu tıklıyorum. Sırayla hepsine bakıp ona göre seç. E hangileri riskli, hangileri risksiz. Bunların seçimini yapıyoruz. Ben 7 tane seçtim. Son bir tanesini de sizinle seçip ondan sonra devam edeyim. Şimdi USDC'ye de bakalım. Bakın burada riski 0 ama da 1 yazıyor. Yine de bunu da alabilirim. Şöyle tıkladığımda 1, 2, 3, 4 4 de burada toplam 8 tane olmuş oluyor. Submit in diyorum. Congratulations diyor. Yine de şuradan ben follow kısmına basıp takipte edelim. Böylece bu adımı da tamamlamış oluyorum. Şöyle bir Galaxy'nin sitesine dönelim. Tamamını yaptık. Tüm işlemlerimizi e, kabul olmayan olursa eğer hata olursa bunlar çok ayrıntılı da değilse Twitter'dan o güncellemeyi paylaşırım. E, Galaxy ve Lina'nın bu haftaki görevleriyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. E, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeden geçmeyin ve videolarımızı da beğeniyorsanız bize abone olmadan geçmeyin lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.